Geçmişin bütün birikimiyle dolmuştur. Anı içine almıştır. Geleceğe ise dil kurar. Geleceği kurar. Geleceğe dil olur. Anadolu'nun yüz binlerce yıllık geçmişinden izler taşır. Zengin bir lirizm ile anlatımında coşar. Eserlerinin hiçbir anında durmaz, yavaşlamaz. Var olan coşku yapıt boyunca sürer. Bir tay koşar sayfalarda, bir rüzgar eser. Bir akarsu hiç durmadan gürül gürül akar, akar, akar da akar. Hayatındaki olumsuzluklar ona güç vermiştir. Babasının gözlerinin önünde katledilmesi, 12 yaşına kadar zor konuşması, kaza sonucu tek gözünü kaybetmiş olması, yoksulluktan okulu bırakmış olması, hayatını altüst eden olaylara dönüşmezler. O tüm bunları edebiyatında sarı sıcak bir hediyeye dönüştürür okurları için. Toprağı verir okuruna. Toprakla birlikte suyu da, rüzgarı da. Dingin bir gökyüzü değildir. Altında bir sevinç kasırgası gibi esen atları. Kürt bir anne babanın çocuğu olması bir çıkmaz değildir onun için. Bir masal diyarının çocuğuymuşçasına kullanır bu durum. O kadar geniş yüreklidir ki, o kadar kırılgan. Filler Sultanı ile kırmızı sakallı karınca için şöyle der. Neye üzülüyorum biliyor musunuz? Bu kitabı okuyanlar, özellikle de çocuklar, filleri belki hiç sevmeyecekler. Bu bana çok dokunuyor. Ne yapabilirim ki? Gözünü kaybetmesi de öyle. Daralan kadrajıyla hayatın hemen her detayını görmeye başlar. Daha detaylı görür. Herkesten detaylı görür. Herkesten iyi anlatır. Her ayrıntıyı. Bal yapan arıyı, sığırcık kuşunu, karıncanın su içtiğini, binefşa narinin kaval sesini.
Eyla. Yaşında Çukurova'da meşhur olmuştum. Yarpuz'dan Aşık Rami gelmişti. Sabaha kadar çakıştık. Sabahleyin bana sazını verdi. İlkokul son sınıftaydım. Bitirirsen ilkokul gel benimle. Sen dedi bir Karaca olan biri olursun dedi. Senden Anadolu köy köy dolaşır. Sen destanlar anlatırsın. Türküler söylersin. Ben de anlatırım. Bütün Anadolu'da dolaşırız dedi. İkimiz de dedi müthiş. Sen Karaca olan gibi olursun. Ben de Aşık Rami'yim zaten dedi. Türkiye, ağda, bozluğa, yakmaya, atışmaya, kilama aşinadır. Bir ozan, bir gevende, bir mıtırıp, bir dengbej, bir kilambej, bir çırokbejle karşılaşabilirsiniz onun romanlarında. Kürt dengbejleri eserinin bir köşesine kurulmuş, okurun bilmediği bir dilde ağıt yakar. Bu ağıtla dağı, taşı, börtü böceği toplar. Yakan bir gırtlakla söyler. Doğa al al olur. Yağmur yağar, dere taşar. Köyü talan eden o zulme karşı şaşırırsınız. Kahrolur ama ağlayamazsınız. Serhat Kubin, Dengbeş. Nereye? Ne olur ne olur, şairler erip verdiler be. Kumanşınız da ne? Ayla khadid be asyabdo ahla sibale qalade jqabelna bale khadid be asyabdo ahla sibale qalade jqabelna bale khadid be bale Karaca olan Pir Sultan Abdal, Evdale Zeynike diline rehberlik etmiştir Yaşar Kemal'in. O, özgür anlatımıyla bu ozanları günümüze taşıyıp okurla buluşturuyor. Sözlerini ozanların sözleriyle buluşturuyor. Bir çatışma çıkmıyor, bir söz büyüsüne dönüşüyor. Öyle bir büyü ki bu, yazarını da içine alıyor. Öyle güzel söz kümeleri ortaya çıkıyor ki, Yaşar Kemal yazarken ver yansın ediyor. Büyüye kapılıp sözleri tekrarlıyor, tekrarlıyor, tekrarlıyor. Çıkamıyor adeta bu büyüden. Okurun da çıkamadığı gibi.
Harve dikin, em sersağıya cimalbatı var dıxazın, vek dayıki aşitiye, vek sivil toplu mürgütü. Em ji aynı eşe dijin, em nakhazın editişte ve levi velati çebebe. Ağıtları derlemek için bitlenir. Bunu halkımızın mirasını korumalıyız diye değil, bu miras kendisinin mirası olduğu için yapar. Halk bir yana, o bir yana değildir. Halktır o. Traktör şoförlüğü yaparken, hamal olup yük taşırken, kaçak olup kaçarken hep halktır o. Ya gerçek bir demokrasi ya da hiç. Ya gerçek bir demokrasi ya da hiç. Teşekkür ederim. Yaşar Kemal Anadolu'dur. Anadolulu değil, Anadolu'nun bizzat kendisidir. Kökleri çok geçmişe dayanır. Sümer, Asur, Urartu, Huri, Med, Frigya. Hepsinden izler taşımıştır. Bir tarihi okur gibi okumaz Anadolu'yu. Yaşatır, can verir, ruh verir. Alır Sümer'den bir ozanı, Mübadele Adası'na koyar. Urartu'dan bir çiçeğe Çukurova'nın susuzluğunda can verir. Medler'den güç katar ince Mehmet'e. Frigya'dan bir masalı anlatır Kimsecik'teki çocuklara. Dünya binlerce çiçekten oluşmuş kültürler bahçesidir. Kültürler her zaman birbirlerini beslemiştir. Her kültür, insanlık için bir zenginliktir. Uygarlıklar da birbirini beslemiştir. Anadolu'nun coğrafyası ise bu zenginliği bir şölen gibi yaşatmıştır. Kültürlerin, uygarlıkların birbirini beslemesi emperyalizme kadar sürmüştür. İlkel insan ve üstün insan kavramı Rönesans'ta öne çıkmıştır. Ve sömürgeciler, ilkel dedikleri kültürler üstüne kendi kültürlerini sıvamaya uğraşmışlardır. Böylelikle de insanlığın birçok kültürünü yok ederken, kendi kültürlerini de yozlaştırdıklarının farkına varmamışlardır. İlkel insan, üstün insan kültürü çatışması insanlığa çok zarar vermiştir. Bunun ardından da ulus devlet çıkmış ortaya. Bu da tek tip kültürü, tek tip insanı, tek tip dili ortaya atmıştır. Artık dünya tek tipliliğin gerçek bir demokrasiye ulaşmaya yetmediğini yavaş yavaş anlamış, yok olmaya yüz tutan dillerin, kültürlerin üstüne titremeye başlamıştır. Dünyadan bir çiçek eksilirse bir renk, bir koku gitmiş demektir. Dünya binlerce çiçekten bir kültür bahçesidir. Bu insanlığın zenginliğidir. Bizim gibi ülkeler yüzlerce çiçekli bir kültür bahçesidir. Mavi gökyüzünde uçan bir kuşu, çok gelişmiş bir kameranın objektifinden daha detaylı görür onun gözü. Kuşun kanat çırpmasını, rüzgarda süzülüşünü, kafasındaki altın sarısı tüyleri, telekleri, kuyruğundaki rengarenk gözenekleri gösterir. Bir balık olur, dalar derin maviliklerin içine. Pulları üstünde oluşan renk geçişlerinden, katmanlarından söz eder. Balığın su içindeki salınmasını, süzüle süzüle derinlere inmesini takip eder. Bir sualtı kamerasından daha iyi sunar bunu okura. Uzaktan,
Çok uzaktan tozu dumana katmış gelen bir süvariye bir teleobjektiften daha iyi zoom yapar. Süvari kamçıladıkça Altay köpürür. Köpürür de çıldırır adeta. Rüzgara savurduğu yelelerinin içinden geçer, şapkasını tutmuş, ceketi havalanmış süvarinin gözlerindeki telaşı görürsünüz. Geliyoruz, bir karanlığa gidiyoruz ama iyi ki geldik bu dünyaya. Çok üretim. Çok çalıştı, durmadan yazdı, sevgi ve saygı kazandı. Öyle saygı duyuldu ki bütün dünyadan milyonlarca okuru ve seveni onu uğurladı. Her dilden, her renkten gözyaşları onun toprağına can verdi. Ölümsüzlük diyarına, ölümsüzler sofrasına konuk, güneş ülkesinde gökkuşağına da bir renk oldu Yaşar Kemal. Kırlangıç yapar yuvayı, çamur sıvayı sıvayı. Bize ince Mehmet derler, zalim beylerden dolayı. Sana Yaşar Kemal derler, zalim beylerden dolayı. Gecen aydınlık olsun Yaşar abi. Aşksız ve paramparçaydı dünya. Bir inancın yüceliğinde sevdi.
neler söylerdik. Aynı sesten, aynı yürekten, aynı telden dağlara biz vermiştik morluğunu. Henüz böyle yağmalanmamışken gençliğimiz. Ne gün batımı ölümlerin üzüncüne, ne tan atışı doğumların sevincine. Ey bireyinde eveler koşturan doğa, bireyinde mezarlar yaratan, bu seslenişimiz yalnızca sana. Ölmesine ölüyoruz ya, sevmesine seviyoruz ya seni. Bitmedi, sürüyor o kavga ve sürecek. Yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek. Saltanatlar, saraylar çöker. Bu kan susar, bu zulüm biter. Leylaklar da güler, menekşeler de açılır üstümüzde. Bugünlerden geriye bir yarına gidenler kalır, bir de yarınlar için dövüşenler. Şiirler yeniden yazılacak şu anda. Duygular yeniden doğacak. Yürek imgelerin ulaşılmaz durumunda. Ey her şey bitti diyenler, korkunun sofrasında yılgınlık yiyenler, ne dağlarda direnen çiçekler, ne kentlerde devleşen öfkeler, henüz elveda demediler. Bitmedi.